Özgürlük heykelinin tekrar söylüyorum ayak numarası kaçtır? Bundan umudum yok ama bakın zorsa hemen yaparız. Senin işindir. İmkansızsa biraz zaman alır. O arada tam hostes yanımızdan geçiyordu. Sordum hostese, dedim uçağın en fazla sallanan noktası, bölgesi neresi? Dedi kuyruk bölgesi. Money is money lan! İngilizleri kendilerini seviyorum. Koltuk arkasındaki ekranları çekip duruyordu, o kendisini bilir. Selam olsun ona da buradan. Bir uçak ortalama kaç kilometre hızla gider? Bu proje 1800'lü yıllarda başlanılmış yani. Ama o zaman Napolyon bu projeyi görünce de 7 defa. Ben 5 diyorum. Ne dedin TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yarışmamız 7 sorudan oluşuyor. Yarışma videosu çekiyoruz ve bu 7 sorunun en fazlasını bilen, yaklaşık cevap veren yarışmayı kazanıyor ve yarışmanın 100 euro ödülü var. Eğer siz de yarışmamıza, videomuza konuk olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında Instagram hesabımız var. Oradan bize yazın. Soru önerilerinizi gönderebilirsiniz ve yarışmaya katılmak istiyorsanız oradan bize başvurabilirsiniz. Şimdiden yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum. 100 euroyu önüne almış ama onu kazanacağını tahmin etmiyorum. Ne diyorsun Yusuf? Bakıyorum, dinliyorum sadece. Ne diyeyim? Şimdi arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu yeni bir videomuzu izliyorsunuzdur. Şu anda eğer bize bakıyorsanız izliyorsunuz değil mi? Tabii ki. Evet arkadaşlar, geçen yarışmada ben galip gelmiştim. Ondan önceki videolarda yani yarışmalarda Güran. Şu anda yarışma 2-1. Bugün hedefim 2-2 yapıp ve bu maçın bir rövanş olması lazım. Çok zor. Çok zor. Çok zor olsun. Zor. Bakın zorsa hemen yaparız. Senin işindir. İmkansızsa biraz zaman alır. Oo, o sıkıntı yok. Oo, bu lafın üzerine artık akan sular durur. Evet. İmkansız zaman alır. Diyelim çok ve başlayalım öyleyse. Başlayalım arkadaşlar. Soruyu ben mi çekeyim? Tamam, sen çek hadi. Ben çekiyorum soruyu. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülke neresidir arkadaşlar? Belki biz bilmiyoruz. Cevabını da yazacağız şimdi. Ben biliyorum. Biliyorsan biz de yazalım. Biliyorum gibi yani, daha doğrusu biliyorum derken atmış olmayayım da arkadaşlar, çeviriyoruz. Amerika diyorum. Avustralya dedim ben. Avustralya aynı zamanda bir kıta ve tek başına bir ülke. Avustralya. Ben Avustralya dedim. Çevireyim mi cevabı? Tamam, çevirelim. Rusya'ymış. Öyle mi? Evet, dünyanın yüz ölçümü, en büyük yüz ölçümü yani genişliği. Anladım. Evet, anladım. Tamam. Buna maalesef bir çarpı atamıyoruz. Tamam, kendine doğru çek. Bu arada 100 euromuz burada. Bu sefer prodüksiyon bozuk paraları toplamış ama sonuçta 100 euro yapıyor. Ama demirden iyidir. Money is money. Money is money baba. Yeah? 127 pounds. A thousand the penny. Money is money lan! Demirden iyidir kesinlikle. Evet. Bu soruyu kimse bilemedi. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet, çekiyorum ikinci soruyu. Manş Töneli kaç kilometredir? Fransa ile İngiltere arasında bulunan Manş Töneli kaç kilometredir? Soru aynı şekilde gelmiş. Tamam. Biz hemen yazalım. Ben yazdım. Evet, ben de yazdım. Çevirelim. Çevirelim. 284. Ben 60 kilometre diyorum. Okey. Cevabını ben çevirebilir miyim? Tabii. Tamam. 50 kilometreymiş arkadaşlar. Gerçi geçen videolarda biraz eleştiri aldık. Böyle cevabı gösterince size gözükmüyormuş ama kusura bakmayın. Ama doğru söylüyoruz yani. Burada ne yazıyorsa biz de onu size gösteriyoruz. 50 kilometreymiş. Yusuf bildi. Evet, 50 kilometre. Bunu nereden biliyorsun? Yusuf yaklaşık bildi. Evet, oraya bir çarpı atalım. Tamam. Hatta ben kendim oraya gittim. Öyle mi? Burası üzerinde. Maç. Tabii Manş Denizi'nin altında yani Türkiye'de bulunan Avrasya Töneli. Tabii töneli geçiyorsun. Kendi aracınızla gidiyorsanız orada trene bindirilip ve karşıya geçiyorsunuz. Klein bölgesinden biliyorsunuz. Hatta bunun bir enteresan hikayesi de var. Öyle mi? Şöyle arkadaşlara da aktaralım. Bizi izleyenlere de aktaralım. Bu proje 1800'lü yıllarda başlanılmış yani. Ama o zaman Napolyon bu projeyi görünce demiş ki çok güzel bir şey, aslında yapalım. Yani iki ülkeyi birleştirelim. Birleştirelim. Evet.
İngilizler yalnız ne demiş biliyor musun? Biz güvenlikten dolayı hata başlamışlar projeye ve iptal olmuş. Öyle mi? Evet. Sonra 1960'da resmi açılış olmuştur. Yaklaşık 60 ya da 65 yıldan beri ki hizmet veriyor. Yani İngilizler güvenlikten dolayı onay vermemiş. Evet, vermemişler. İşte burnu havada olan İngilizler. İngilizler. Evet. Evet arkadaşlar. İngilizleri kendileri seviyor. Evet, biz de seviyoruz. Üçüncü soruyu da ben çekeyim. Çekelim. İlk ikisini sen çektin. Dünyanın en büyük nehri olan Amazon kaç kilometredir? Evet. Dünyanın en büyük nehri, en uzun nehri olan Amazon kaç kilometredir? Evet, yazıyoruz. 10 saniye zamanımız var. Tamam, bana göstermeden yazıyorsun. Kaç kilometre? Attım evet arkadaşlar. 507 kilometre. 3000 kilometre. Okey. Üçüncü sorunun cevabını ben... Açayım, sen aç. Ben açıyorum. Tamam, aç. 6400 kilometreymiş arkadaşlar. Yani evet. Üstüme gitti buradan. Oo, çok güzel. Orası da dünyanın en büyük yeri. Şimdi sen dediğim gibi orası bayağı tanınmış bir nehirdir. Ama benim kazanmam da biraz daha farklı olur biliyor musun? İnsan sen neyi? Işini... İnsan kazandı mı biraz daha böyle motive oluyor. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Daha 4 sorumuz var. 2 sefer öndeyim. Yani Rovanş'a doğru var. Gidiyoruz. Daha 4 sorumuz var. Doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada videomuzda birbirinden ilginç videolar var. Kanalımızda, videomuzda değil. Kanalımızda birbirinden ilginç videolarımız var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Size göre sağ üst köşe oluyor sanırım. Oradan video linkleri gelecektir. Çeşitli meslek hikayeleriyle ilgili. Birçok zengin içerikli videolarımız var. Onları da izlemenizi, videomuza abone olup paylaşmanızı tavsiye ediyoruz. Öneriyoruz, rica ediyoruz. Devam edelim 4. sorumuzdan. Hadi. Tamam başlayalım. Ben çekiyorum 4. soruyu. Tamam. Bir uçak ortalama kaç kilometre hızla gider? Evet arkadaşlar bu soru öncelikle profesyonel ekibi böyle bir soru hazırladınız. Güran'a da söyleyelim ya. Güran uçağı çok seven bir arkadaşımız. Uçağa bayılır. Uçak uçurur. Gerçekten çok sever. O kadar değil. Evet ama ironi yapıyor da. Sorumuzu cevaplayalım. Ondan devam sonra edeceğiz. Şeyden. Tamam. Bir uçak. Tamam. Aa, pardon. Önce yazmamız lazım. Tabii doğru. Ki, tabii ki. Evet. Kaç kilometre hız geçiyor? Yok. Atıyorum ben. Evet çeviriyorum. Atıyorum ben. Ben 800. Ben 1000 yazdım. 800 yazdım. 1000 yazdım. Evet. 800 Yusuf yazdı. Cevabını da ben çeviriyorum. Evet. 900 ile 1020. O zaman sağ şartı yapıyoruz. Çünkü 900 ile 1020 arası sana o ortasında bulsam. Bin, doğru ben 800 ben 1000 yazdım. Evet. 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 Olsun. Moral bozmuyoruz. Çarpıyı ben aldım. 2000 oldu. Olabilir. Şimdi uçağı ben seviyorum ironisi şuradan geliyor. Bende biraz uçak korkusu var arkadaşlar. Ondan sonra şimdi Yusuf'la bu arada bir uçak yolculuğu yaptık. Adamlar gitmiş, kısaca anlatıyorum bunu. Adamlar gitmiş, uçağın kuyruğundan bize koltuk almışlar. İstanbul'a gidiyoruz, Almanya'dan, Düsseldorf'tan İstanbul'a gidiyoruz. Kuyruğunda en arkadan bize koltuk almışlar. Ben diyorum ki, burası çok sallar. Burada ben korkuyorum diyorum. Bunlar diyor ki, yo, burası uçağın en güvenli, en sallamayan yeridir falan. O arada tam hostes yanımızdan geçiyordu. Sordum hostese dedim uçağın en fazla sallanan noktası bölgesi neresi? Dedi kuyruk bölgesi. Yani dolayısıyla pardon beni biraz daha endişe aldı. Korka korka bir şekilde gittik ama o yanımızda bir tane de arkadaş vardı. Ne yapıyorsun? İsmi lazım değil. Arkadaş. Arkadaş ismi de vermeyelim. Eğer videomuza konuk olmazsa ismini veririz yakında. Onun da konuk olmasını istiyoruz. Aynen doğru. Yakında onu da bekliyoruz. Koltuk arkasındaki ekranları çekip duruyordu o kendisini bilir. Selam olsun ona da. Ona da selam saygılar. Sorumuzu çekelim. Çok uzattık. Ben çekiyorum. Fırat Nehri kaç ülkeden geçiyor? Fırat Nehri. Ülkemizde bulunan Fırat Nehri kaç ülkeden geçiyor? Evet diyoruz. Hemen yazalım. Ben yazdım. 10 saniyeden erken yazdım. Tamam. Ben de yazdım. 8 ülke. Ben 3 ülke diyorum. Cevabını çevirelim. Çevirelim. Sen çevir cevabını. Yani tahminim yanlış değilse
Evet, 3 ülke dedim. Oo, maşallah. Çünkü niye bir Fırat'a yakınsın? Fırat'ta doğduk, Fırat'ta Adıyaman, büyüdük. Adıyaman'dan da geçiyor. Evet, tabii tarihini araştırdı. Şöyle diyelim, Fırat Nehri şeyden başlıyor. Erzurum ve Erzincan'dan akım başlıyor. Kilis'ten Suriye'ye, Suriye'den Irak'a ve Irak'tan Körfez Denizi'ne akıyor. He. 13'ü 3 ülkeye. Ben biraz basıyorum. Aşağı doğru gidiyordur Afganistan'a kadar. Çapıya atalım. Yani, uyutur muyum diye şey yaptım yok ya. Yok olmaz. Son 2 soru. 3-1 oldu durum. Evet arkadaşlar, romanşa doğru gidiyorum. Son 2 sorumuz. Çek hadi. Çekelim. Altın soru. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke kaç defa kazanmıştır? Yani Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir ve kaç defa kazanmıştır? Aslında bir soruda iki cevap vardır. Olabilir ama kaç defa kazanmışı biz baz alalım. Tamam. Hangisidir? Dünya Kupası tamam. En çok kazanan ülke diyelim. Tamam. Öyle kabul edelim ve bu... Hayır, ülke değil. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke kaç defa kazanmıştır? Sadece rakam yazacağız. Tamam. Onu yaz. Yani ben sorudan öyle anladım. Tamam, öyle yazalım öyleyse. Yani her iki türlü de ben bilemeyeceğim çünkü hiç alakam yok futbolla. Evet. Tamam, yazıyorum ben. Ben yazdım. Açtım bir şey. 7 defa. Ben 5 diyorum. Tamam, çevirelim. Cevabını ben çeviriyorum. Çevirelim. Sen futbol. Evet, 5 defa. Çünkü neden diyorsunuz? Brezilya Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke olduğu için ben de Brezilya'yı takip ediyorum. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Arkadaşım. Evet arkadaşlar. Rovanş'a gittik. Dur bir dakika. Son bir sorumuz var daha. Evet. Hemen sonucunu açıklarsan yazdım. Tabela. Sonucunu açıklar. Tabii ki yani arkadaşlarımız da biraz merak etsinler. Değil mi? Yani tabii ki tamam. Sonuna hemen. Madem öyle diyorsam. Kesinleşince hemen söylersek. Bu arada Yusuf çok iddialıydı bu defa. İyi çalışmıştı. Herhalde ansiklopedilerden, internetten araştırma yapmış. Biraz da şansına iyi sorular i̇yi çıktı. İyi sorular denk geldi. İyi sorular. Gerçekten. Özellikle ama Fırat Nehri. Bu yarışmayı da o kazanırsa 2-2 oluyor. Yani birbirimize yine üstünlük sağlayamadık. Bakalım. Rovanşı gelecek deyip 7. soruyu çekelim. Özgürlük heykelinin ayak numarası kaçtır Güran? Özgürlük deyince senin ilgi alanın diyebilirim. Yani ben arkadaşlar özgürlük heykelinin tekrar söylüyorum. Ayak numarası kaçtır? Bundan umudum yok ama biz hemen yazalım kaçtır. Ben biraz anarşist ruhlu olduğum için evet ben bunu kafadan bu düzen adamı. Ben evet. Doğrudur. Ben bilmiyorum. Evet, yazıyorum. Yani öyle bir şey yapının yazdım. Ben umarım çeviriyoruz yazmıştın. 300 diyorum. 680 dedim. 680 dedim. Cevabını da yazalım. Sen kesin 680 dediğine göre tahmin yaklaşmışsındır. 879. Abi yani çok yakın değil ama ben yine de yaklaştım. Yok ben kesinlikle yani o konuda bir bilgim yoktu. Çarpıyı bana attık tahmini atamıyoruz. Ona rağmen bir tane soruda cevap verememiştik. 6 soruda 4'te 2 Yusuf bildi. Yusuf'u tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum videomuza katıldığı konuk olduğu için. Kendisine parasını takdim ediyorum evet. Arkadaşıma. Teşekkür ediyorum. Yani Güran'dan almak daha farklı. şimdi geçen iki... Ama öyle deyince sanki de ben cimriymişim gibi bir şey algılarım. Senden para almak çok... Hayır, şimdi ama şunu söyleyelim. Profesyonel ekibi. Sonuçta finanse eden bizim Nedenin TV ailesi. Evet. Arkadaşlar. Evet. Yani biz buraya katılıyoruz. Siz de katılabilirsiniz, yazabilirsiniz. Kesinlikle. Nerede olursanız olun. Yani biz gelip yarışma da yaparız. Sizin de hayat hikayenizi de çekeriz. Ondan sonra kesinlikle. Başka bir şey de olabilir. Yani bir minibüs şoförü olabilirsiniz, bir taksi şoförü olabilirsiniz. Bir gastronomi ya da bir döner dükkanımız vardır, bir eksportçu dükkanımız başınızdan vardır. İlginç bir olay evet, geçmiştir. Cezaevine yani. Düştünüz, yani, borç aldınız, tefeciye, evet. Hırsıza, ne bileyim mafyaya karıştınız, cezaevine düştünüz vesaire. Yani ilginç hayat hikayelerinizi gelip çekebiliriz. Şunu da söyleyelim arkadaşlar, eğer önerileriniz varsa gidip nerede çekim yapalım, ne o hakkında bir bilgi almamızı istiyorsanız kesinlikle. Yazın. Biz de onu profesyondaki arkadaşlar onu değerlendirirler. Eğer imkanlar olanaklar varsa biz de ekranlara getirmeye çalışacağız. Kesinlikle. Evet programımız da bitti. Bu defa da izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Gelecek.
2023 umarım istediğiniz gibi geçiyordur. Eğer hayatınızda güzel şeyler oluyorsa ne bunda olsun. Bize de biraz yer ayırın. Hayatınızın güzelliklerinden bizimle de paylaşın. Sevgilerle kalın, saygılarla. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dedim TV'ye abone olun lütfen. İyi günler.